Aslında genelde biz kazara yerleşiyoruz bir yerlere. Bize bir sınav veriyorlar. O sınavda bir şeyler soruyorlar. Ben o sınavın şanslılarındandım. Çünkü aslında böyle başka bir çizgiyle kendimi mühendislikte bulabilirdim. İyi bir mühendis de olabilirdim biliyorum. Ama iyi ki öyle gelişmemiş o çizgi ve işletme okumuşum. Hani bu kazara seçtim demek değil. Ama hep dayatılan iyi şeyler içerisinde bazen gerçekten işletmenin ve hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Çünkü daha zor olan veya daha az kişinin rahatlıkla yapacağı şeyler daha kıymetli gibi bir yanılgıya düşüyoruz. Böyle değil. Gerçekten söyleyebilirim, işletme kolay. Yani ben hayatımın en keyifli zamanlarını geçirdim. Derecelerle mezun oldum ve çok sevdiğim şeyler öğrendim. Sadece insanlar şunu kaçırıyor. İşletme alabildiğiniz kadarını veriyor. Bu bir tıp için veya inşaat mühendisi için geçerli değil. Çünkü onlar size o belirli bir limiti vermek zorunda ki siz evler yapın, siz o insanlara bakın. Ama işletme aslında bir iş dediğimiz birimin içerisindeki farklı alanlar ki nedir? Üretimdir, finanstır, insan kaynaklarıdır, araştırmadır, pazarlamadır. Bunların hepsiyle ilgili size bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Ama sana diyor ki ne kadarını alacaksın, hangi tarafını alacaksın? İşte bunu gerçekten alabilen insanlar için bence çok yönlü, çok zengin. İleride de çok büyük bir perspektif veren ve yönetsel yerlere geldiğinizde de sizi çok güzel besleyen bir bölüm. Ben işte bunu sezdiğim için ve bizim evde de bir girişimci olup kendi işini yapan ve aslında öğretilen şeyleri deneye yanıla bulan biri olduğu için işletmeyi seçtim.